Minecraft'ın en eski sürümlerinden biri olan 1.0 güncellemesinde biliyorsunuz End Portal'ı geldi. Ve biz de bu sürümde en kısa sürede End'e gidip oyunu bitirmeye çalışacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet, öncelikle karakterimizin yürüyüşü bu şekilde. Biraz garip gelebilir kulağa ama hoş. Toprak kırıyormuşsunuz hissi veriyor. Ayrıyeten ayarlara falan girdiğinizde veya E'ye bastığınızda farenin nereden çıkabileceğini hiç bilemezsiniz rastgele. Öncelikle odunları kırarak tabii ki işe başlıyorum bütün sürümlerde olduğu gibi. Odunlar sanırım bu sürümde biraz daha yavaş kırılıyor. Evet, ilk önce crafting table yaparak ilk adımımızı atıyoruz. Tabii ki böyle sürükleme olayı bu sürümde yok. Sonra buradan yine tek tek koyarak çubuklarla kazmamızı yapıyoruz. Kazmamızı yaptıktan sonra yine dünyayı keşfe başlayabiliriz. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Adada doğduk. O yüzden buradaki ağacı da kırıyorum. Ve tekneye atlayıp başka adalar var mı diye bakmaya gidiyorum. Neyi nasıl yapacağımız hakkında bilgi veren kitapçık yok. O yüzden bildiğim kadarıyla bunları yapmaya başlıyorum. Teknemi yaptım ve güzel bir seyahate başlayabiliriz. Bu sürümde bu arada mürekkep balıkları da mevcut. Teknemi koydum. Tekne bu şekilde. Birazcık sıkıntılı. F5 modu var. Bu sürümde tekne biraz daha şey gidiyor. Yavaş gidiyor. Ve hangi yöne dönerseniz fareyle o yana doğru gidiyor. Evet, kontrolü biraz garip olmuş. Ve ortadaki ok da F5'e bastığınızda kaybolmuyor. Uzun bir süre tekneyle seyahat ettim ama hala su devam ettiği için tekrardan yeni bir dünyaya başlıyordum. Bu dünyada çam biyomunda, ladin biyomunda doğuyoruz. Burası biraz daha güzel. Burada hemen tekrardan odun kırmakta işe başlıyorum. Evet, odunlarımı kırdım. Craft table yapıp tekrardan çubuklarımı da yapıyorum ve kendime bir adet balta ve kazma yapıyorum. Baltamı ve kazmamı yaptıktan sonra dünyayı tekrar keşfe çıkıyoruz. Evet, hemen yanımızda bir zombi doğdu. Onu öldürdük. Evet, sanırım bu sürümde bizim adalarla bayağı bir işimiz var. Evet, inek bulduk. Onları öldürelim, birazcık yiyecek elde edelim. Ve kritik vurma bu sürümde yok sanırım. Ve baltayla hızlı hızlı vurabiliyoruz. İneklerin de ölme sesi bu şekilde. İneklerden iki tane et düşse de alamıyorum diyecektim. Alıyormuşum. Evet, sanırım tekrardan tekne yolculuğumuz olacak. Tekrardan tekneye atlıyorum ve yola koyuluyorum. Umarım yine uzun bir yolculuk bizi beklemez. Yoksa sürüm yükseltmek zorunda kalacağım. Uzun bir süre ilerledim fakat yine küçük küçük adalar elde ettim ve burada tamam, normal bir yere artık gelmişiz. Evet, gördüğünüz gibi elim garip oldu. Gördüğünüz gibi tekne kenara gittiğinde direkt parçalanıyor. Evet, bu sürümde koyunlar da var. Bu yüzden direkt koyunları öldürüp gece kendime yatak yapacağım. Ve gerçekten hayvanların ve bizim ayak seslerimiz çok sinir bozucu. Evet, biraz daha derinliklere doğru ilerliyorum. Büyük ihtimal bu sürümlerde zaten köy falan yok. Sadece etrafı geziyorum. Aynen, yine bir deniz kenarları. Ve şu yürüyüş sesi çok sinirimi bozuyor abi. Taş eşyalara geçmek için direkt malzemeleri, taşları kazmaya başlıyorum. Evet, evimi yapacağım yeri bulacağım. Ondan sonra ilk günümüzü orada geçireceğiz. Biraz düzlük alan olursa daha güzel olabilir. Evimi yapmak için bir düzlük alan bulamadım. Ben de buradaki mağaraya yerleşmeye karar verdim. Gece oldu. Hemen tabii ki kendi barınağımızı kurdum. Sonra yanlış hatırlamıyorsam kapıdan creeperlar bizi görüyordu ve direkt patlıyordu. O yüzden kapıdan biraz daha uzaklaşmak için içeriye doğru kazmaya başladım. Sanırım bu mesafe yeterli. Sonra kendime taş aletler yapmak istiyorum. Öncelikli olarak bir tane kılıç, bir tane balta ve bir tane de kazma. Kazmamı da yaptım. Şimdi bir tane fırın yaparsam hem içerisi aydınlanır hem de ben yemekleri pişirmiş olurum. Evet, dışarıda iskeletler geziyor görüyorsunuz. Ama ben yine maden yapmaya devam edeceğim çünkü güzel bir konumdayız. Evet, gündüz olana kadar maden yapalım. Madenin derinliklerine inebiliriz. Çakılın görünümü biraz daha andezitip andırıyor eski sürümlerde. Evet, kömür toplamıştık. Bunların hepsini çevirelim ve biraz kendimize meşale yapalım. Ondan sonra elmasa bakalım, bulabilirsek elmas sete dönüşüp ejderhayı öldürmeye gideceğim. Evet, o zaman gündüz olana kadar maden kazmaya devam edelim. Evet, bu maden güzel. Bu madende biraz birkaç gün geçirmek istiyorum. Ama öncelikle odun toplamam lazım ve odun toplayıp buradaki madenleri almam gerekiyor. Çünkü odunlarımın hepsini gittim ve çubuğa çevirdim. Evet, tekrardan gökyüzüne çıkabiliriz. Birazcık daha odun toplamaya ihtiyacım var. Burada biraz daha domuz eti avlamak istiyorum. Oradan geri tepti bir an. Bu sürümde en çok bulunan domuzlar. Evet, yeteri kadar domuz avladığımızı düşünüyorum. 9 tane et mi düştü? Çok saçma, dur, yetmez. Kimisinden et düşmüyor, şaka gibi. O zaman biraz daha ağaç kesmeye devam. Evet, bu kadar bize ağaç yetecektir. Ve tekrardan buradan domuz etlerini pişirebiliriz. Şu anlık madende yemek için bize domuz eti fazla ihtiyacımız yok. Üzerimizde zaten var. Taşın üstünde yürürken henüz yürüme efekti mevcut değil. Çakılda mevcut. Buradaki malzemeleri alabilmek için de bir tane kendime fırın yapıp demirlerimi pişirmeye bırakıyorum. Ayrıca etrafta yakın olan demirleri alabilirim aslında. Bakalım, şurada bir tane var. Aslında onları almaya gerek yok çünkü aşağıda bayağı bir demirimiz olacak ve burada da göründüğü üzere. Evet, madenin biraz daha derinliklerine inmeden önce kendi eşyalarımı demire çevirmeye bak. 6 tane demirim oldu. Bunların hepsini demire çeviriyorum. Bir tane kazma yapıyorum kendime ve bir tane de balta.
6 yapıyorum. Kılıca şu an ihtiyacım yok. Gerisiyle zırh yapabilirim. Evet, buradaki altınları topluyorum. Muhtemelen bu sürümde altın elma yok ama deneyeceğiz, bakacağız. Slime var burada? Yok, Creeper'mış. Çok garip patlıyorlar. Ah, evet, demirlerimin hepsinin biraz daha pişmesini bekleyeceğim. Ya da alıp aşağı ineceğim. Bakın, burada da altını unutmuşuz. Evet, yine büyük madenlere, korkutucu madenlere geldik. Dur reis, çok hasar alıyoruz. Yani sanırım bu demirden eşyalar yapma konusunda biraz daha ısrarcı olmalıyız. Çünkü çok hasar alıyor. Hemen fırınımı tekrardan atıyorum ve demirlerimi pişirmeye devam ediyorum. Öncelikle göğüslük. Evet, bir tane göğüslük yapıyoruz ve başka hiçbir şeye zaten yetmiyor demirimiz. Sonra pantolon yapabiliriz. Evet, bir tane daha pantolon yapıyoruz ve tekrardan bir tane zırh giyiyoruz. Güzel oluyor. Evet, canımız biraz daha dolmaya başladı ve fırınlarımız da madenleri pişirmeye başladı. Bir tane de kask yapacak kadar demirimiz var. Hemen kaskımızı da yapalım. Ve son olarak pantolonlar kalıyor. Abi, şurada maden yapmanın zevki başka hiçbir yerde alamazsınız. Arada bir eski sürümlere girip maden yap. Git buradan. Reaper'ı lava atsak patlar mı? Günün sorusu. Evet, şu anda 15. seviyedeyiz. Bu seviyeler elmasın yaklaştığımız seviyeler. Ve dedik ve ilk elmasımızı bulduk. Önceden YouTuber'lar elmasın çevresini kazardı ne kadar elmas çıktığı için. Bana çok saçma gelirdi. Tabii ki ben kazmıyorum. Şu anda sadece bunları almakla meşgulüm. Evet, 4 tane elmasımız oldu. Gıcır gıcır elmaslar. Lavların etrafında daha fazla elmas bulunuyor diyorlardı. Bakalım doğru mu bu? Sanırım öyle bir olay yok. Biraz daha açık madene devam edebiliriz. Burayı biraz ışık... Oo. Burayı biraz ışıklandırıp burada malzemelerimi eritirken kendime lav toplayacağım. Aslında Minecraft'ın temelleri bu sürümde atılmış diyebilirim. Çünkü tüm ana malzemeler burada geldi. Ant, ment falan filan. Evet, 22 tane yeterli olacaktır. Suyu yine yanıma alıyorum. Ve burada demirlerimiz pişmiş. Altınlarımızı da pişirmemiz gerekiyor. Evet, altınlarımı da pişirdiğime göre artık yola çıkabilirim. Biraz daha elmas avlamak için şu madende gezineceğim. Ananı sikim. Lan ben nasıl düştüm? Allah Allah, sadece böyle mi yapılıyormuş? Çok saçma. Aa, yünleri attık yanlışlıkla. Ay kazma. Sen de gidebilirsin, sen de gidebilirsin ve sen de gidebilirsin. Bir tane de kendime demirden kılıç yapacağım. Ve sana da elveda diyorum adamım. Evet, bir elmas daha bulduk. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir Aledeniz şampuduk sözü der ki, bıdık bıdık serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Ve fazla da bir olay gelmiyor. Hop, öleceğim, 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 öleceğim. Gel buraya. Gel şuraya. Heh. Onlar biraz daha çoğalsın orada. Ve çoğaldılar sanki. Gel buraya. Gel buraya. Hava çok az geliyor ya. Dur lan, dur lan. Amına koyayım. Evet, son yemeğimizi de harcadık. Ve bir tane daha vardı sanki, o da aynı. Ama bunu değil, bunu yiyeceğim ilk önce. Strateji bunlar hep. Gel bakayım buraya. Amına koyayım ya. Lan biraz daha doğmuş. Ama hala düşmedi. Çünkü yağma yok arkadaşlar elimizde, o yüzden. Hala düşmedi. Ve hasar yemeye devam ediyoruz. Şurayı yine kapayacağım. Ölmeyelim. Sanırım öleceğiz. Ölmedik. Güzel döndük. Şurayı hemen kapayacağım. Tamam, 9 tane oldu. Bu bize yeterli olur mu? Sanırım olur. 18 tane. Evet. Ender gözü avlamamız gerekiyor. Enderman'de bakacağız. Bulacağız. O zaman ne diyoruz? Ender gözünü avlamaya devam ki. Ama onu nasıl? Nether'da mı daha fazla çıkıyordu bu? Enderman'ler. Neyse, biraz dolanalım, bir yerden portal açarız artık. Buradan çıkış yok, buradan var. Bakalım, biraz Ender avlamaya çalışacağız ama Enderman avlamaya çalışacağız. Olaylar nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle yukarılara falan çıkacağız veya dünyada gece bekleyeceğiz, avlayacağız. 13 tane de zor, çok zor. 13-14 tane olması lazım ki rahat bir şekilde oraya gidebilelim. Ve biraz da Nether'da ilerlemeye çalışacağım. Tamam, buradan portal açalım. Yapacak bir şey yok. Şöyle 1, 2, 3. Bunu koyuyoruz. Sonra iki tane geldik. Şuraya zıplayalım. 1, 2. Evet. Sonra ateşimizi alalım. Ve let's go. Evet. Gece olmuş ve bataklıktayız. Tahmin ettiğim gibi. Burada Enderman olabilir mi? Olabilir. Aha, koyun var. Şu koyunları öldüreyim de. Hemen şey yapalım arkadaşlar. Gece yapalım. Gündüz yapalım, pardon. Öldü. Verdin. Ben de öldüreceğim. Tamam. Et vermedi lan. Şaka gibi. Ha, örümcekler var. Kendimi sağlam almam lazım. Onu da nasıl yapabilirim? Şöyle. Evet, tamam. Crafting table'ımız var. Bunu buraya yerleştirelim. Hemen olaycıklara giriyoruz. Ve yatağımızı yaptık. Bunu başta yapmamız gerekiyordu bizim. Uyuyalım. Uyuduk. Gündüz olsun. Tamam. Birazcık daha bataklıkta takılmamız gerekiyor. Benim, evet, koyundan hiçbir şey düşmemiş. Şunu da koordinatını alayım. Aldım. Ve bizim masa için, büyü masası için
Tabii ki şeker kamışlarına da ihtiyacımız var. Aslında bir tık daha iyi oldu. Evet, medeniyetin ilk kapılarına gelmiş bulunmaktayız. Bence biraz daha hızlı yürümek adına şu domuz etlerini pişirsem mantıklı olabilir. Yatak tamam. Her şeyimiz var ya şu an. Bir kılıç şey sıkıntılı. Baltamız da var. Her şeyimiz var. Bunu yiyeyim ben. Evet, inekleri gördük. İnekleri gördük. Ona doğru gideceğiz. Çünkü bayağı bir bizim ete ihtiyacımız var ve altın. 11 tane altınımız var. Bakalım altın elma yapabiliyor muyuz? Elmamız yok. Yani bunu da köyden... Oğlum bak, sürümde şöyle bir sıkıntı var. Bak, baktım ya. Direkt sağda şey falan filan yapıyor. Bayağı bir inek var burada. Dur amına koyayım. Heh. İnek avcılığı başlasın. 2, 3. Gel buraya gel. Oraya niye gidin? 5. Tamam. Şuradakileri de öldürelim. Umarım köy buluruz ya. İnşallah köy buluruz. Ama bu tohum, ha, rengi değişik diyecektim. Değilmiş. Baltayla tek atıyorduk normal sürümde ama bunu da atamıyoruz. Bayağı bir inek spawn olmuş burada. Bunlar işimize yarayacak. Gel buraya. Şu an XP'miz de yok. XP de kasmamız gerekiyor bir yönden. Çünkü yani büyü basacağız. 3 tane oldu. 28 mi? Oha. Bazılarına 3 tane düşüyor. 33 oldu. Güzel. Yemek sıkıntımız hemen hemen ortadan kalktı. Ah, aşağısı Raven sandım. Korktum lan. Enderman nasıl alacağız biz? Olabilirse alacağız. Nasıl alacağız? Tek atıyoruz şu an. Evet, bayağı bir inek bulmuşken bence avlayalım ya. Gel buraya. Geldi. Bence şansa bala belki köylerin altında da çıkabilir. Yani eski sürümlerde köylerin altında çıkıyordu genelde. Gel lan buraya. Heh. Şu anda 60 tane etimiz var. O bize bol bol yeterli olacak. Oo, şu düzlüklere bak. Efsane değil mi? Nerede o eski Minecraft'lar? Yani bu düzlüklerde biraz durabiliriz. Enderman alacağız. Düzlük olması daha iyidir. Köyü de bulamıyoruz zaten. Bataklık falan var burada. Öyle geldik lan. Yani köy bulamadık ama şuraya bir yerleşke hemen kuralım. Evimizi tabii ki yapacağız. Hızlıca bir küçük bir ev yapıyoruz. Hatta ilk önce bir sandık yapayım. Ondan sonra eşyaları buna atalım. Hemen bir sandık olayları. Enderman alacağız arkadaşlar burada. Tabii siz buraları kesilmiş bir şekilde göreceksiniz. Tamam. Buraya da birer sandık. Sonra bu eşyaların hepsini buraya atalım. Çoklu atma yokmuş, şaka gibi. Bizim obsidyen bulmamız gerekiyor. Niye? Niye diye sorun. Çünkü şu enchantment table nasıl yapılıyordu? 4 obsidyen, 2 elmas. Evet, 2 tane obsidyen. Dur şunu alayım yanıma. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Önemli olan şeyler alacağım. Altınları alalım. Tamam, o zaman madene inelim arkadaşlar. Hatta şunu da alayım yanıma. Gece olduğunda tekrar yukarı çıkarız. 2 tane daha elmas bulmamız gerekiyor. Burada bir şey yok. Ve kılıç yapmadık. Dur, hemen kılıç yapacağım. Tamam, evet. Şimdi oldu. Enderman alacağız yani, bekleyeceğiz. Enderman'in çıkmasını, doğmasını falan. Yanlış hatırlamıyorsam çölde daha fazla mı çıkıyordu, öyle bir şeydi. Selamünaleyküm, ben geldim. Hadi bakalım. O senin bana okların lazım ya. Ona nişki. O ışıkta zombi nasıl doğdu lan? Evet, bayağı bir vakit kaybettik. Şimdi bu üstündeki gereksizleri atıyorum. Hatta hepsini atayım, ondan sonra tek tek seçelim. Aynen. Ve evimizi yapmaya başlayacağız ama ondan önce Creative'den şey almak istiyorum arkadaşlar. Ender gözü almak istiyorum. Çünkü bulamıyoruz babaya. Sıkıntı. 3 tane 4 tane Enderman öldürdük. Yine çıkmadı hiçbir şey. Evet, sürümü 1.4.4 sürümünü almak zorunda kaldım. Çünkü hiçbir şekilde Ender gözü çıkmıyordu. Ve Ender gözünü de gittim hileyle şeyden aldık. Şimdi bunları çevireceğiz. Ve 16 tane Ender gözümüz var. 2 tane de şeyimiz var. Buradan da bunları alalım. Elmasları aldık. Başka alacak bir şeyimiz var mı? Buradan da bir tane kitap yapıp böyle yapalım. 3 tanesini yan yana koyunca kitap oluyordu ama artık olmuyormuş. Kağıdı nasıl çeviriyorduk baba biz? Harbiden he. Hazır hazır yapa yapa. 3 taneyle mi? Aynen. Şunların hepsini çevirelim. Kitap yapacağız. Böyle. Şuraya bir tane yaptık. Sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Kitabı buraya koyuyoruz. Tabii ki şu diğer malzemelerimizi de alalım. Obsidyenimiz falan var. Onu da aldık. Buradan inek aklıma aldın amına koyayım. Tamam, gerisi durabilir. Şu yiyeceğimizi de alalım. Aldık mı aldık. Evet, buraya bir kitap. Obsidyenler böyle. Ve şu iki yana elmasımızı yerleştiriyoruz. Şimdi ne kadar yapabilirim? Bir bakmam lazım. Biraz etrafına kitap koymak istiyorum. Tabii şöyle yapıyormuşuz. Aynen. Bunları da çevirdik. 7 tane daha kitap yapabiliriz. Ve 7 taneden de 2 tane kitaplık çıkar. Bunları da çevirelim. Yanlış hatırlamıyor isem kitaplık böyle yapılıyordu. Evet, 2 tane daha kitaplık yaparız. Ve büyüyü de şuraya koyalım yani. Önemli değil. Böyle 1-2 diye yerleştirdik. Sonra zaten buna şey gerekmiyordu. Pain of Ayrılık işte neyse artık o. Dur bakayım. Eklem bacakların kıyameti. Kazmaya ihtiyaç yok şu an zaten. 4 tane elmas. Onunla da ayaklık yapalım değil mi? İnşallah bir tüy düş falan gelir. Bot yaptık. Onu da basalım. 3 seviyemiz var. Bastık. Hasar koruması. Yani. Tamam.
İyidir, iyidir. Bunu da üzerimize giyiyoruz. Şunları bir tekrardan yeniliyorum. Bir tane de ev yapacağız tabii ki gitmeden. Ama öncelikle bir sırayla gidelim. İlk önce göğüslük. Hepsini giyelim. Evet, bunları da giydik, gece olmuş, hemen gündüz yapalım. Sonra şu demirleri atabilirim. Demire artık ihtiyacımız yok. Oradan yapacağız demiri. Evet, bir tane su alıyoruz. Yemekler yanımızda. Garip bir yapım var nedense. Şimdi şöyle 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 yaptık ve iki tane de buraya eklemişiz. Ha, 3 tane. Tamam. Oldu, yaptık yaptık, başardık. Çok çok abarttım şu an. Bokunu çıkardık. Evet, şaka bir yana arkadaşlar, tamam. Burada da yine şunları pişireceğiz. Altınlar önemli. Burada biraz daha elma bulma yoluna ilerlememiz gerekiyor. Ve evet, meşaleyi de alalım. Meşale ihtiyacımız var. Biraz daha yaparız. Şu an başka alacak bir şey var mı? Şu an başka alacak bir şey yok. Birazcık ağaç toplayacağım. Ondan sonra bu ev işine gireceğiz. Ondan sonra da artık direkt ejderhayı öldürmeye gideceğiz. Biz niye hareket etmiyoruz o zaman? Bug'a girmiş bu oyunda. Güncelledik ya şeyi. Evet, hazır yanımızda çöl varken orayı da bir halledelim değil mi? Tamamdır. Çölden de birazcık odun toplayacağım. Şey toplayacağım. Odun nereden çıktı lan? Çölden de birazcık kum toplayacağım. Ve kum toplayalım. Tamam, bu kadar yeterli olur. Şimdi tekrardan yerimize dönelim. Taraf değil miydi lan bizim yerimiz? Bura mıydı? Tamam, buraya bir ev yapacağız. Bunları bir pişirelim. Bunlar burada pişsin. Tamam, bu da böyle kalabilir. Elma bulamadık. Allah'a emanet, gideceğiz. Şurayı bir çevirelim. Şöyle şöyle. Tamamdır. Burası bizim evimiz olacak arkadaşlar. Böyle, tamam. Böyle devam ediyoruz. Ve buralarda birleşiyor. Buralar komple camlı olacak. Biliyorsunuz eskilerden hep böyle yapardık yani. Etrafı görmek için. Ve bir tane kapı yapalım. Bir tane kapı yapalım. Yaptık. Tamam. Şuraya bir tane taş. Bunu da çevireceğiz. Nasıl yapıyordu bunu? Şöyle miydi? Aynen. Böyle çeviriyoruz. O tam yetti lan. Tamam, şurayı da kapatıyoruz. Tamam. Bu kadar şey topladık ama yok, elma yok. Acaba ağaçlardan düşer mi ya? Bir bakalım, bir deneyelim. Denemeden öğrenemeyiz arkadaşlar. Ha, bir tane düşmüş. Bir tane düşmüş. Şuradan yine bir toplayalım bakalım. Bunlar birbirine temas ettiği için yok olmuyorlar. Abi şu şeye bak. Şunları şu, dur, şu arayı kıralım da birbirine temas etmesin değil mi? Eskiden bu yok muymuş ya? Tamamdır. Buradan biraz elma düşmesini bekliyorum. Ha, bir tane daha düşmüş. Burada da var sanki elma. Evet, 3 oldu. Tamam, bu kadar yeterli. Ha, bitirdik de aynen. Lambaları yanıyor yine, sıkıntı yok. Ne koydum Enderman? Saldırmazsın, saldırmazsın. Gel lan. Amına koyayım. Gel lan. Neredesin? Ejderha, sen sıkışıyorsun lan. Efe, ananı sikip dur. Tamam, şu ejderhayı onmaya yeri yok değil mi? Onda yine oyun. Allah'ım ya Rabbim. Oha, oha. Neyse. Güzel yere indik. Dur lan dur, ananı s***. Dünyanın dışına da atmazsın be.